Herkese yeni bir vlogdan merhabalar. Şimdi kavanozları depoya Mira uyusun diye açtım ama bana mısın demedi. Yaren yazı tahtasını istedi. Onu çıkaracağım da. Bir odada neden iki tane klima olur ki acaba? Bir odada iki klima. Şaşırtıcı. Şunun da çiçeğini şey yapmam lazım. Şuradan bir tane kapak alacağım. Meyve suyunun. Ağzına kapatmak için. Benim burası gene göç idaresine dönmüş. Göç idaresine dönmüşüz. Gene öyle çok çok dağılmamış ama yine de dağıldı. Şu valizleri aslında birbirinin içine koyup kaldırmam lazım. Şu zaten bozuk. Bu bozuk. Şuralar hepsi bozuk. Bunu İstanbul'dan yok. İnegöl'den almıştım. Ondan sonra bu sağlam. Bunun en büyüğü zaten annemde, o da bozulmuştu. Turuncu vardı ya. Nerede o turuncum? Çocukların odasında. O da bozuldu. Şuradan. Bayağı bir fermuarından yırtıldı buradan buraya kadar. Yani sağlam valizim şu an bu, bu. Bir de şu küçük boy valizlerim. Başka da bir de Yaren'imin bu valizi. Ben de şunu arıyorum. Meğersem buradaymış. Uy. Şu kapağı şuraya koyayım da unutmadan indireyim onu. Güzel tencerem. Senin de kullanmaya sıra gelecek. Aşağıda var diye çıkarmıyorum. Şurada benim böyle işte ay nasıl toprak falan olmuş. Böyle şey valize, mesela bir yere gittiğin zaman valize koymak için böyle bir tane ütüm var. İyi oluyor da aslında, böyle şuradan su koyuyorsunuz. Ve giderken yanında küçük bir ütü. Zamanında almıştım. Bir tane de şundan var. Bu da buhar şey yapıyordu. Bu da aslında iyiydi de çok küçük. Bu mesela kıyafetler asılırken böyle fıt yapabiliyorsun. Ondan sonra cimam. Oh, şeyim de varmış kız benim. Aksiyon kameram da varmış. Hatta suyun içinde falan şey yapmak için de bakın şey de var. Böyle direkt suya da dalabiliyor. Bir de şöyle bir kameram var ama çok büyük bu da. Bu Zarife'nin hediyesiydi bana. Bu da çok büyük. Bunu şey yapayım. Aslında ben bunu Şahin'e vereyim ya. Çünkü fotoğraf dükkanında hani yazın işletiyorlar ya. Oraya ona vereyim. Bence. Böyle bataryası da var. Böyle. Çünkü benim için çok büyük. Mesela video falan çekmek için aşırı büyük. O yüzden onları bu kutuda saklıyorum. Hatta o GoPro'm vardı ya, diğer videoda göstermiştim, onu da buraya getireyim. Şu ütüleri de başka bir yere kaldırmam lazım. Nasılsa şu an ütüm var. Diğer eski kullandığım ütüyü de getirir koyarım buraya. Burada ne var? Bakmışken kutulara. Ya bir şey yokmuş bu kutuda. Bu kutular çok iyi oluyor ya, böyle bir şeyleri koymak için. Mesela aşağıda bir tane, bunları bir ara temizlerim. Aşağıda mesela bir tane var, ilaç kutum. İlaçları falan koyuyorum da. Şimdi şunu çıkarsam da oradaki evrak falan var ya, ya da Yaren'in odasındakini koyayım, öyle yapayım. Şöyle ha, şunun içine mesela albümü, dosyayı falan filan koyayım. Bunun kapağı nerede? Burada. Güzelce temizleyeyim de öyle yapayım. O boş odayı artık temizlemem lazım. Burası ne?
Ay benim güzel. Çok seviyorum. Çok da severek beğenerek almıştım. Ha teyzemden tencere almıştım ya arkadaşlar. Diyordum ya bende de küçüğü var. Bu niye böyle karardı biliyor musunuz? Bunu makineye attığın zaman makine bunu böyle karartabiliyor. Bakın ben bunu memleketten almıştım öyle pilav falan yapmak için. Ama tabii temizlenecek falan. Ama mesela ilk aldığında makineye atıyorsun ya hemen makine bunu böyle karartıyor. O yüzden teyzemden aldığımı kesinlikle şu an makineye atmayı düşünmüyorum. Şurada da lavın çok ağır bir şeyim var. Burada da hem tenceresi var hem de tavası var. Yani karnıyarık tavası. Şurada bir tane mantı tencerem daha var. Burada benim güzelim. Anam burada benim beyaz da varmış ya kız. Emayim varmış gene bir tane beyaz. Bakın. Ay çok tatlı. Bunları çıkarmıyorum ama. Çünkü aşağıda bayağı var. Annem getirmişti. Aşağıda bayağı var. O yüzden bu kalsın burada. Şunlar da şöyle 3 boy. Aslında bunları kullanabilirim. Bak aşağıya götürebilirim. Hatta aşağıdan 2 tane emayi yukarıya çıkarayım. Şunları kullanayım. Şu da var. Bunu kalın bu. Hadi bunları alalım. Ama oradan 2 tane 3 tane şey getireyim ben buraya arkadaşlar. Emayi tencerelerimi oradan getireyim buraya. Şeyleri dökülmesin. Bunu zaten ablam gelirken getirmiştim. Buranın kapısı yapılmadığı için böyle toz toprak içinde kalıyor. Ama umarım bir gün yapılır. Ne diyeyim? Umarım bir gün yapılır. Şu an bir şey diyemiyorum bu konuyla alakalı. Bir gün kızları çağırdığımda bu sefer memleketten yeni aldığım tabaklar vardı ya böyle onlarla inşallah böyle 5 çayı gibi yaparız. Bunları da çıkarırım o zaman. Hatta şu güzelimi de çıkarırım. Şimdi buna dosyaları koyarız. Bunları aşağıya indirelim. Kavanozlarım. Bu sene bunların hepsini halletmem lazım. O Yaren'in çekmecesi var ya odasında. Onu alıp evrakları falan oraya koyup bu çekmecelerde oyuncaklarını yerleştirdim. Burada ne var? Zıvır zıvır. Şu. Burada az önce gösterdiğim ütünün parçaları var. Bunu Mira küçüktü. Sonradan bozuldu ya. Şöyle düğmeye basıyordum. Mira'nın yiyeceklerini şey yapıyordum. Bir şeyim var. Şunu çıkaralım. Mira'ya 6 aylık hamileyken Mardin'deydik. Çekilmiştik o zaman. Oy! Annecinin balı. Bu da biz düğünde. Hadi bakalım. Bir ara işte buralarda güzel elden geçirmem lazım. Böyle dolapların içi, dışı, her tarafı. Bakın hepsi tozlanıyor ya. Of, niye ki böyle açık. Açık alan ve mahvoluyor. Tahtaya geldim. Neler iş yaptım. Şuradan aslında bu saksıları görmem de çok iyi oldu. Bu şeyler niye burada? Saksılar, o iki tane dikenli taç çiçeğim var ya. Bu da annem vermişti bunları. Aslında bunlara soğan falan yani şey balkonda da dikebilirim ama mesela şurada buralarda dikebilirim ama sonra toprak alayım falan. Ondan sonra bunları dikerim. Şu an şu tahtayı bir çıkarayım. Hatırlıyor musunuz? Teyzemde üzerlik otu vardı ya. İşte buranın kapısı yapılsaydı bayağı bir işimi görecekti de böyle toz falan en azından toprak toz olmayacaktı. Ama işte
artık sıra gelmiyor. Sen şimdi burada bekle. Çünkü şimdi bak terliklerim de kirlendi. Bunları açayım. Ondan sonra yaparım. Şunları indireyim. Yazı tahtayı indireyim. Yukarıda işlere koyuldum. Ağlamayan Mira'nın ağlayası tuttu. Niye ağlıyor? Ha? Neden ağlıyor? Bir tahta azdı da ikisini de getirdik. Annem dur kardeşine bakayım dur. Sen ne istiyorsun mesela? Mesela uykum var. Ama ben seni yatırmak için uğraştım. Sen neden beni dinlemedin? Tet, 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 ben seni yatıracağım, tet. Tet, tet buraya, tet kızım. Gözünden uyku akıyor ama seni gel. Gel ben seni yatırayım, gel. Ha, süt içtin mi? Oy, mide de çalışıyor, gözleri de kapanıyor bakın. Yat abla, yat. Gel aşkım, gel. Tet, tet. Tet. Şunu da şuraya şey yaptım, alttan rüzgar gelmesin. Sen ne yapıyorsun anneyim? Ressamcı. Kulağıma bir şey oldu ya. Nefes aldıkça şırıltıyı kulağımdan hissediyorum. Annem şurası böyle kapalı olsun, soğuk olmasın. Şöyle nefes aldıkça kulağımdan
Hani olur ya, burnundan nefes alıyorsun. Şuraya bak. Burnundan nefesi veriyorsun. Şey, benim şu an kulağımdan şırıl böyle ses var ya. Rahatsız ediyor beni şu an. Şimdi mirazır. Ay bu ne? Allah'ım bu ne? Ay ne kadar kötüymüş bu ya. Geçtim. Yok geçmedi. Neyse, Mira'yı yatırmışken çamaşırları yukarıda attım. Klozete o lavaboya falan domestos döktüm. Tam yıkıyordum zaten, aşağıya indim. Orası biraz öyle bekleye dursun. Aleze falan kadar hep söktüm. Ben neyse şu odayı bir güzelce süpüreyim, sileyim. Tozunu alayım. Miram da hazır uyuyorken salonu da bitirelim. Bu arada şu tabakları indirdim. Bir de tavuğu çıkardım çözülsün diye. Çünkü ben o çorbayı gene yerim, içerim de makarna değilim ama yarın şey yanında en azından. Dün zaten çocuk yedi öylesine makarna. Bugün de en azından yanında tavuk olsun diye çıkardım çözülsün. Onu 6 gibi falan kısaltırım daha erken. Kapağı da yıkadım, güzelce bunu kapattım. Ay bu kulak niye böyle oldu ya, şu an beni aşırı derece rahatsız ediyor var ya. Çınlama değil. Çınlama değil ama bir ses var. Ve şu an aşırı derece rahatsız oluyorum. Dünkü çoraplarım. Şeye, pijamama da uydurdum. Ah yaren yaren ya. Allah'ım bu ne ya? Nasıl bir şey? Şundan hazır aklıma gelmişken bir bardak da içeyim mi? Battıktan sonra öyle bir soğuyor ki size anlatamam. Uy. Şimdi Mira kuşumuz uyuyor. Küçük odada klimayı açtım. Çünkü bayağı bir serin oldu. Burayı da şimdi süpüreyim, sileyim. Ondan sonra mutfağa geçeceğim. Şu tavuğu hemen kızartayım. Ondan sonra yanına bir salata. Mira kahvaltını zaten güzel yaptı. Bir şişede su içti. Kalktığımda ona meyve veririm biraz. Öğün olarak. Zaten saat 5 yemek de yediririm. Sonra meyve veririm. Yukarıda çamaşırlar yıkansın. Yavaş yavaş. Bir orada, bir burada, bir orada, bir burada. Yapacağız işte bakalım. Şimdi. Zarife'ye gittiğimde şöyle koltuk silme aparatım var, onu Zarife götürmüştü de geçenlerde kullanmıyorum dedi. Gittiğimde onu getireyim de şöyle, biliyorsunuz koltukları her zaman siliyorum Mira'dan dolayı. Thank you.
yukarıda kapıları açtım ya biraz hava alsın. Ondan dolayı demek ki biraz serin oldu. Gideyim de şimdi kapatayım. Bayağıdır açmıyordum yukarıları. Ama bugün açtım. Birazcık evin şeyi değişsin yukarıdaki. Bulaşık makinesi durdu. Kulağımdaki uğultu geçmediği sürece şu an çok rahatsız etti beni. Aşırı derecede şu an rahatsız oldum şu kulakta. Ne ya? Şunu götürsene kardeşim onu şeye odaya. Boyamı taklarını kapattım. Niye? Evet. Oynamak istemiyor mu? Neden? Tamam. Ha? Çok acıktı. Tamam hemen gidiyorum anneciğim. Baba çok geldi ama kanalıyor. Market de kapattı. Tamam.
yalan söyleyeceğim. Şimdi bir tek yer silinecek ama yarenim acıktığı için şu an onu yapmayacağım. Daha sonra yapan bir de şu camı sileceğim. Perdeleri zaten yıkamıştım. O şey değil. Sadece işte bir yer silinecek. Çok şükür şunun üstünü sonunda boşalttım. Nedir onun adı? Allah'ım şu kulağım niye beni rahatsız ediyor. Birazdan işte yerleri silerim ama onun dışında onun öncesinde hemen acil bir şekilde yemek yapmam lazım. Şu ilaçları getirdim. Şimdi yemek yapmanın arasında bir de bunları yerleştiririm. Tavuğumuz ne durumda? Yaren ya. Ay nasıl şırıltı var kulağımda ya. Şunu hemen bir çözdüreyim. Ben bunu atayım da kızarsın. Yoksa benim küçük acıktı. Ya da fritöze atarım, orada daha şey olur. Ondan sonra şunları yıkarım. Saatlerimiz de bayağı bir geç oldu. Akşam oldu neredeyse. Şimdi yemekleri ısıtırım. Daha sonra da böyle. Bugün de bitirmiş oluyoruz valla. Çözülmesini beklesem bayağı bir zaman alacak, o yüzden bunları böyle koyacağım, ağzını kapatacağım. Artık nasıl oluyorsa öyle yapacağız işte, bakalım. Tamam. Şimdi çiz pıs pıs falan bir şeyler yapacak ama neyse artık. Thank you.
Ben bu salataya iyi alıştım da. Neyse, bugün son rokamı şey yaptım ama ne zamandı? Bugün cumartesi, perşembe. 2 bağ roka almıştım. Bakın 2 günde onu bitirdim. Şöyle bir yeşillik salatası yaptım ama karıştırmadım. Bu sefer nar ekşisi de ekledim. Birazdan karıştıracağım. Tuzunu da koydum. Sadece limonunu koydum. Sıvı yağını koydum ve nar ekşisini koydum. Birazdan tuz koyup birazcık şöyle, nar da o kadar güzel ki tabii artık bozulmaya gidiyor. Şöyle göstereyim. Bir tane parçasını bıraktım akşam yerim diye. Böyle artık bozulmaya gidiyor ama yine de güzel. Şimdilik makarnanın altını açtım. Tavuğumuz ne durumda? Tavuğumuz da burada pişiyor. Altını biraz daha kıstım şimdi. Şimdi şu çorbama biraz şey ekleyeceğim, su ekleyeceğim. Bir de makarnamız. Bak mis, daha ne olsun. Ha kızım. Bak, tavuk az kaldı, pişti neredeyse. Tamam mı? Şey yapacağız şimdi. Ha. Bu mutfakla ilgili zaman, en çok zaman geçirdiğimiz soruma o kadar çok yanıt gelmiş ki. Evet, doğru söylüyorsun. Biz de en çok mutfak ve lavaboda, yani orası en çok zamanımızı alıyor. Çünkü bir gerçek bu. Ev hanımlarının mutfak ve banyodan çıkamadığı doğrudur. Değil mi? Güzel salatam benim. Oh mis. İyi alıştım da hadi bakalım. Neyse, ne güzel işte, bol bol yeşillik yiyoruz. Şimdi şunu bir çevirelim. Altı üstlü ateş, şey, kısık ateşte kızartmaya çalışıyorum. Güzel pişsin diye. Ne oldu? Aha, koş çürü. Bak bunları da yedim, buraya getirdim, koydum. Yapıyorsun. Aa, niye böyle yapıyorsun? Bak. Tüp bayrağını çıkartalım. Tüp bayrağını çıkar anneyim, atma böyle. Tüp bayrağını ben çıkartırım. Ah. Anne, yapma. Neden yapıyorsun? Ben sana dedim ya, sakla diye. Hayır, duvara yapıştırma. Duvara yapıştırma anneciğim. Git başka odada yapıştır. Mutfakta öyle şeyler olmaz. Hadi, mutfakta olmaz. Şuranın çıtalarını söyledim. Gelsin inşallah, yapıştıracağız. Git güzelce sabunla elini yıkar mısın? Git koş. Koş, yemek yiyeceğiz birazdan. Koş. Hadi. Hayır anneciğim. Götür onu. Hadi. Hadi. Götür onu çabuk. Ay, seni de yerleştirdim şimdi. Şunu dışarıda bırakayım. Mira'ya Bursa'da almıştı. Burada zaten veriyordum da balık yağı. Böyle gözümün önünde dursun ki çocuğa günde bir ölçek vereyim. Bir de şu var. Bunu da Kazakistan'dan almıştım. İki tanesini içirmiştim. Bir de bunu içirmem lazım. Hmm.
makarnanın üstüne tavuk. Tamam. Küçük küçük yapacağım, koyacağım. Nasıl istemezsin anneciğim? Nasıl makarna? Dün yedin ya. Üstüne böyle tavukları küçük küçük şey yapayım mı ye? Koku bir şey. Onunla koku bir şey. Allah'ım. Ne kokusu mesela? Bilmiyorum. Hiçbir şey yok anneciğim. Sadece ben makarna. Ben de bilmiyorum. Bir kokusu var. Allah'ım yarabbim. Şimdi tavuk burada. Kaç gün yiyeyim ben anneciğim? Buna da su ekledim. Güzelce bir iki kaynadı. Kaynar su ekledim bu arada. Çorba içecek mi? Çok güzel. Tadına içeceğim değil mi? Tadına bak en azından anneyim ya. Güzel bak, vereceğim şimdi. Makarna da ısındı. Kıymalı, makarnalı. Tamam. Hadi hazırlayayım ben sana şimdi. Hemen. Makarnadan da vereyim mi? Tamam hadi hazırlayalım. Abi ikisini sen götür. Kardeşin ne yapıyor? Uyuyor. Tamam. Oh, hadi bakalım. Yaren Hanım yine ne bahane bulacak. Şunu bir soğutayım. Kendim oturup da bunu yedireyim. Ekmeği içine doğrayıp. Tavuklarını da şöyle parçaladım. Makarna da yeseydi ha. Allah'ım yarabbim. Küçüğe tamam yediremiyoruz. Yemiyor. Büyük ne oluyor bilmiyorum. Birazcık soğusun. Yanına da bir su koyayım. Ya da yok, öyle suyu koyayım. Tamam. Yaren'im gel burada yedireyim sana. Yaren. Gel burada yedireyim sana. Çorbayı burada yedirmem lazım sana çünkü. Ama hepsi bitecek o çorbanın o zaman. Tamam. Dur. Ekmeği böyle içine yapacağım. Ne? Kompostum var. Ama tadına bak. Tadına bak önce kompostun. Geçen sevdin ya sen. Bak tadına nasıl güzel. Ama sen böyle yaparsan olmaz. Sen beni hiç dinlemiyorsun. Tamam. Ne koy? Ne koyayım? Hani bu kuru ekmek mi? Güzel şimdi ıslanacak. Bak bu çorba bitecek, tamam mı? Yoksa çadırı iptal ederim. Tamam. Kokuyor mokuyor falan sakın deme çünkü sağlıklıdır. Bakayım kokuyor. Hayır kokmuyor bak. Bak. Hani bir daha. Bak. Hiç kokmuyor anneciğim. Birazcık değişik kokusu var. Tamam değişik ama faydalıdır. Bak önce tavuklarını ye, tamam mı? Önce çorba sağlıklı. Tamam o zaman ben soğutayım bunu biraz, tamam mı? Bak teyzelere bakın şimdi nasıl yiyecek benim kızım. Tavuk güzel, elinle yeme. Çatal koydum ya. Bu da kaynayacağız. Kaynayası tuttu. Yoğurt koyayım mı biraz içine? Anne etlerini sen ayırsana. Ben biliyorsun etler yemem ya. Nasıl yemezsin? Faydalıdır diyorum sana. Ispanak faydalı. Evet ıspanaktır. Bak bu ne güzel. Sen biliyorsun artık ıspanağı da. Tamam mı? Teyzeler bakmak istiyormuş. Sen bu çorbayı nasıl yiyeceksin? Tamam mı? Tamam hadi bitir. Bakın teyzeleri benim kızım öyle. Siz şaka sanmayın benim kızım ya. Ispanağı da biliyor. Gel bakalım. Hop. Düzgün dur ama. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl? Çok güzel değil mi? Ispanak faydalıdır. Çok faydalı. Etleri olmasın. Tamam etini vermiyorum bakalım. Etinde taş var taş. Tamam anneciğim. Zıplama. Nasıl? Bence güzel. Hadi bunu bitirelim. Teyzeleri bakın şimdi 2 dakikada bitirecek. Teyzeleri sizce bu kız yemiş midir yememiş midir? Hı? Şu elini git de sabunla bir yıka. Bu nedir kızım ya? Ve ta 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 tam. Afiyet olsun benim kıza. Nasıl güzel miymiş? Faydalı değil mi? Şu çöpleri de bir atsak. Harika yapmış. Dur hala sıcaktı. Ağzımın içinde bile yanıyordu. Midemde bile yanıyor. Ama çok güzeldi değil mi? Faydalı. Bundan sonra anne yapacak sen yiyeceksin değil mi? Çünkü çok faydalı. Hadi tavuğunu da ye. Bunu da iç. Bitti. Afiyet olsun. Oraya mı gideceksin? Tamam. Şöyle götür.
Şöyle götür. Dökme ama, tamam mı? Ses ve sessiz de ol. Kardeşin uyanmasın, tamam mı? Maşallah benim kızlara son zamanlarda galiba bir şeyler oluyor. Maşallah, subhanallah diyeyim de. Çorba içti. Neyse hadi, şimdi sıra analarında. Analar da bir doyursun kendini. Durun şunu bir tane şey alayım da. Karıştırayım, geri buraya dökeyim. Vitaminli salatam, mis gibi. Bugün nar ekşisi de ekledim. Nar ekşisi, nar ekşisi ekledik ya, bakalım. Eminim daha güzel olmuştur. Tuz koymasak nasıl olur ya? Şöyle tuzumu da doldurmam lazım. Şöyle birazcık atalım da. Çekeyim şimdi. Çorbamı da koyayım, makarnamı da koyayım, tavuğumu da koyayım. Al sana akşam menü. Hanım prensesi zorla uyandırdık. Nilüfer'in sesine uyandı, yoksa uyanmıyordu. Şimdi Yaren bak. Seninle şöyle bir şey yapalım anneciğim, bak. Şimdi ben Yaren'e burada çarpı tablo şey işaretleri hazırladım. Şimdi burayı yaptı, tamam. Şimdi Yaren'im bak, burada senin 10 tane parmağın var ya, 10 tane. Hepsini toparla, 10 tane parmağın yeter buraya. Tamam mı? Şimdi şunu hesapla bakayım. Hesap, tamam hesapla. Bana bak, bana bak, öyle yap. Bak, 1 artı. Bir yaparım. Tamam, yap bakayım. Heh. Kaç tane parmak oldu? 4. Evet. Evet. Şimdi burayı tut. Say bakayım. Bak hepsini aç. Say. Böyle say. Kaç tane var burada? 3. 3. 4. Sonra? 5. Evet. Ama 5 yapamıyorum. Nasıl yapamıyorsun? Bak böyle. Yap. Bak bakayım. Bakayım. Bakayım nasıl yaptın? Anneciğim bak. Ha, yaptın işte. Hadi şimdi burayı hesapla. Tut. Tuttum. Hadi. Bak şimdi şu parmaklarını say. Dur dur, tam yapıyordum. Şu parmağın hepsini say. Kaç tane var orada? Kaç var orada? Dur. Bak bana bak, bana, ben sana öğreteyim bak. Şu parmağında, bu kolun, elinde. Teyze uşağı bakar mısın kaç tane var? Tamam beni dinle. Şu elimde kaç tane parmak var? Hepsini hesapla. 5. 5. Bir tane daha ekle beşinciye. Bak 5'e bir daha ekle. Tamam. Bak. Bura mı? Hayır, bana bak. Şu 5'ini açar mısın? 5'ini aç. Bir tane daha ekle. Bir tane daha ekle. Bir tane. Bir tane. Ha, kaç yaptı şimdi say. 6. Şurada 6. Hangisi 6? Ha, orada. 6. 6 hangisi? 6 bak, şöyle yapacaksın. Bak bunun gibi, bak böyle. Ya, birazcık olmadı ama şöyle yapacaksın. Bak, İdare eder. İdare etmez. İdare. Bak şöyle. Hop. Tamam. Şimdi say burayı. Say. Burayı mı? Evet. Ama burayı sayacağız. Hayır, şurayı sayacağız. Şurayı. Bak şu, say şimdi. Parmakların hepsini say bakayım. Sesli say. Say. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 2 tane ekle. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tamam.
Yaz buraya 7. Evet. Şimdi şurayı hesapla. Yine parmaklarını say. Kaç tane var burada? 5. 5. Şimdi buradan 3 tane daha ekle. Kaç yaptı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Hayır, bir tane. 7 yaptı. 7, bir tane daha. Kaç yaptı? Şu parmaklarını say bak. Şu parmaklarını say. Böyle olacak. Şu parmaklarını say. Say. 3. 3. Burada kaç? 5. Tamam, kaç yaptı? Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8'i yaz buraya. 8 ne? 8 bu işte. Hı. Sonsuzluk. Yap. Tamam, 8. Şimdi anne, şuraya geldik. Tamam, yapacağız. Şuraya geldik. Şimdi parmaklarını say. Kaç var? 5. 5'e 4 daha ekle. Bak, şunu yatır. Say şurayı şimdi. 4 zaten biliyorum. 4. Şurası 5. Toplam kaç yaptı? Bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Al bakayım, şuraya 9 yaz. 9 nasıl? Şöyle. Evet. Evet, 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 evet. Evet, tamam. 9. Şimdi şurayı aç, 5 parmağını. Bunu da aç. Say. Teker teker say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hadi. Bir daha. Ha, 10. Şimdi burayı güzelce yaptık. Şimdi ben sana alfabeyi çizeceğim. Ya da bak ne yapacağız biliyor musun? Ben burayı geri sileceğim. Sen kendin, bak kendin sana, hayır sana öğrettiğim gibi parmaklarını sayacaksın, toplayacaksın. Hayır, tamam. Ama evet, ben öğretmenim, sana ödev veriyorum şu an. Evet, hadi. Tamam, hadi şurayı yap, ondan sonra. Hadi şurayı yapıyorsun, sana ödev. Şurayı kendin hesapla. Bakayım nasıl yapacaksın. Bakayım aklında ne kalmış. Gelip kontrol edeceğim. Bak, her defasında parmaklarını hesaplayacaksın. Öyle yapacaksın, tamam mı? Hadi ben gidiyorum şimdi. Geldiğimde kontrol edeceğim. Hadi. Parmak. Tamam. Parmaklarını hesaplayarak. Kaç bak. Var değil. Bak şöyle bak. Burada kaç var? 1. Burada kaç var? 3. Demek ki 3, 1. Kaç yapıyor? 4. Öyle öyle hesapla. Tamam mı kızım? Hadi. Parmaklarını hesapla. Bak şimdi. 4. Burada kaç var? 1. Kaç yapıyor? Bak 4. 1. Kaç yaptı? De. Bak 4. Kaç yaptı? De. Tamam, yaz. Hadi geleceğim, kontrol edeceğim. Ona göre parmaklarını güzelce sayarak, hesaplayarak, tamam mı? Oy, şimdi ben de Mira'yı da doyurdum. Şimdi şey yapayım. Şuraları bir toparlayayım. Bulaşık makinesini boşaltayım. Bulaşıkları yerleştireyim. Ondan sonra hadi hadi yaz, kontrol edeceğim. Yarına da makarnam kaldı ya Rabbim. Haydi, hepsini kontrol edeceğim birazdan. Şuraları halledelim. Bir tane kaldı. Bakayım hangisi kalmış. Şuna bak, şuna cadı. Tamam, bunu güzel yapmışsın. 10 yapmışsın. Bu kaç olur anneciğim? Say bakayım. Say. Bak 5'i aç. Aç, aç. Bak ne yapmış elim. Burada da 4'ü aç. 4'ü aç. 4 aç. Ha, say. Topla ellerini. 7. Hayır. Aç. Elini aç. Say. 1. 2, 3, 4, 5. Şunu kapat. Say. 4 tane. 6. 7, 8, 9. 9 hangisi? Ahana kızım. Hadi. Bir daha. Bakayım hangisini doğru yapmışsın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aferin. Şimdi alfabe yapalım, tamam mı? Hadi. Şimdi ben alfabe yapacağım. Kontrol edeceğim. Hadi. Şimdi dur bakayım, dur bakayım. Tamamı sığmadı. Şimdi şuradan başla. Aynılarını sonra küçük harfleri yapacağız. Tamam mı? Hadi ben gidiyorum.
güzelce ama. Tamam, hadi tamam, sonra babaya atacağız resmini, tamam mı? Hadi güzel yap. Allah, yerim ben seni. Neyse, bu burada yapsın. Canı sıkılıyordu, ben de öyle. Aslında şey, tahtayı çıkarmakla güzel bir şey yaptık. En azından hem can sıkıntısı hem de en azından elini falan geliştirir. Şimdi burası mis gibi. Geçiyoruz bu alana. Ben buraları bir temizleyeyim, toparlayayım. Sonra Yaren'i kontrol ederiz. Sonra videomuzu kapatırız inşallah. Kız jet hızıyla bitiriyor. Bakayım. Reklama atla bakayım. Evet. Aferin kız sana. Şimdi küçük harfleri yapalım mı? Ver. Ver bakayım. Ne kadar çok konudayım. Ha? Ha? Konuda ne güzel, çok iyi. Evet, çok iyisin de ben şimdi küçük harfleri yapacağım. Sen de yanlarını yaparsın, bitti. Tamam mı? Niye başlıyor? Üstten başlar insan. Hani. Güzel yap ama. Evet. Hadi. Son olarak kontrol edeceğim. Kontrol edeceğim, o kadar, tamam mı? Bak, karıştırdın. Şuradan yazman lazım bak. Şurayı şöyle kısa yap. Noktayı koy ki iyi de yapasın şurada. Hadi bak. Anne. Şurada bak. İyi. Sonra. Harfi harfin yerine yaz, tamam mı? Hadi. Harfi harfinin yerine yazacaksın. Yanında hemen, tamam? Ha. Karıştırma birbirine. Bak, karışıyor yine. Yukarıya çıktın, ha. Tamam. Ha. Tamam. Şuna bak şuna. Hadi bakalım, geleceğim, kontrol edeceğiz, tamam mı teyzelerle? Kız, sen ne yapıyorsun? Cadı. Cadılar. Hadi bakalım. Yarenim, yapıyorsun, ben şu mutfağı yapayım, ondan sonra gelip kontrol edeceğim, tamam mı? Şu mutfakta bir işimi bitireyim annem. Şimdi şu kalan makarnayı buraya koydum. Tavuğu da üstüne koydum. Çorbam ne kadardı? Çorbam kalabilir. Şu kepçesini sadece çıkarırım, o kadar. Bitti mi? Evet. Aferin kız sana. Selim, gel yapalım. Al. Tamam, ben şimdi mutfağı bitireyim, sonra gene yapalım, olur mu anneciğim? Aferin. Çak. Çak. Ama ellerini falan git güzelce yıka, tamam mı? Aferin. Bugün alkışı hak ettin sen. Evet, teyzeleri, ablaları. Mira. Mira. Biberonun elinde de, o yüzden. Ver biberonunu. Gördün mü? Ya. Şimdi çok şükür mutfağımız da bitti. Bulaşık makinesini boşalttım. Yenilerini doldurdum. Onu da açtım, yıkansın, yarına kalmasın. Yerleri slipiyle sildim. Sonra süpürgeyle süpürdüm. Yapış yapış bir şeyler yapışıyordu çünkü. Bunu bugün bir tane bitirdim. Bununla 4 tane içtim. Yatana kadar da bunu da bitirsek ne güzel olur. Neyse arkadaşlarım. Yemekleri ocağa koymayacağım. Çünkü yatarken şu camı açacağım. Zaten hava soğuk olduğundan dolayı dolaba koymama da gerek yok. Dün koymuştum ama bugün koymayacağım. Neyse, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanallarıma abone olup destek olursanız çok çok sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bye bye.